Merhaba çocuklar, Üsküp Eğitim Kurumları 8. sınıf öğrencilerimiz için hazırlamış olduğumuz kareköklü sayılarla ilgili soru çözüm videomuza hoş geldiniz. Başlarken hemen şunu söyleyeyim, sorular iki kısımdan oluşuyor. Kazanım soruları ve yeni nesil sorular olmak üzere. Kazanım sorularımız da kolay ve orta düzey olarak ikiye ayırabiliriz. Kolaydan biraz daha zora doğru, yeni nesle doğru gidiş olacak. Hemen sorularımıza başlayalım. Aşağıdaki sayılardan hangisine 4 eklenirse elde edilen sayı tam kare sayı olur demiş. 4 eklediğimizde tam kare sayı. 4 ekleyeyim, 129 tam kare sayı oldu mu? Hayır. 4 ekledim, 205 tam kare oldu mu? Hayır. 4 ekledim, 289 tam kare oldu mu? Evet, 17'nin karesi 289 olacak. Alanı 169 santimetre kare olan bir karenin santimetre cinsinden bir kenarının uzunluğu hangi seçenekteki işlemin sonucuna eşittir? Alanı 169 ise çocuklar, bir kenar uzunluğu ne demiştik? Karekök 169'a eşit olacak demiştik. Eş birim karelerle elde edilen şekli oluşturan kare sayısının tam kare olması için şekle en az kaç birim kare eklenmelidir? Soruyu çözerken buradaki karelerin sayısını tek tek sayabilirsiniz çocuklar. Veyahut şeklin tamamını bir kareye oluşturacak şekilde düzenleyebilirsiniz. Mesela şuradaki kenarları bir sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 birim. Şimdi şurayı sayalım ya da üst taraftan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Çok güzel. Yukarısı 12 çıktı. O zaman bu 12 çarpı 12 144 tane birim kareden oluşan bir kare oluşturmak zorunda. Şimdi eksik olan kısımları şuradan beraber bir tamamlarsak. Burada kaç tane kare gerekli? 4 tane kare gerekli. Gene aynı şekilde şurada şunları bir çizelim çocuklar. Gene burada da yine şöyle bir kareye ihtiyaç duyacağız. Hop. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 tane birim kareye ihtiyacımız olacak. Yukarıdaki resimde tavşan ve kaplumbağa ağacı olan uzaklıkları verilmiştir. Kaplumbağa burada, tavşan burada. Bu iki hayvanın ağacı olan uzaklıkları toplamı kaç metredir? Karekök 81, 9 metreye eşit olacak. Karekök 400, 20 metreye eşit olacak çocuklar. Ağacı olan uzaklıkları toplam o zaman 9 burada, 20 de burada, toplamda 29 metre olacak. Gördüğünüz üzere tam kare sayılarla ilgili bolca sorumuz var. Yukarıdaki tablonun her satırı 3 basamaklı birer tam kare sayıyı göstermektedir. 200 bilmem kaç, hepsi 200'e başlıyor. Aynı harfler aynı rakamı gösterdiğine göre BED ve BCA 3 basamaklı sayılarının farkının karekökü kaçtır demiş. Önce BED'yi bir bulmamız gerekecek. Ardından da BCA'yı bulmamız gerekecek çocuklar. Şimdi 200'de başlayan şöyle bir düşünelim. 225 var, 15'in karesi. Sonra 256 var, 16'nın karesi. Bir de 289 var. Bu da 17'nin karesi. Bir yerleştirmeye başlayalım. Şuraya 225 yerleştirelim çocuklar. Şuraya 256 yerleştirelim. Şuraya da 289 yerleştirelim. Aynı harfler aynı rakama gelmesi gerekiyormuş. Bir bakalım. Aynı harfler nerede var? B'ler var. B burada 2 olmuş. B burada 9 olmuş. Ha, demek ki kötü yerleştirmişiz. Yanlış yerleştirmişiz. Bir silelim. Bir silelim. Değiştirelim bakalım. Şunu hatta rengimize değiştirelim. Buraya 225 değil de buraya 256 yerleştirmiş olalım. Sonra buraya 225 yerleştirelim. Buraya da 289 yerleştirelim. Oluyor mu? Gene B'ler birbirini tutmadı çocuklar. Doğru mu? B'ler birbirini tutmuyor. Dolayısıyla biraz daha farklı deneyelim. Ne yapabiliriz, ne yapabiliriz diye şöyle bir düşünüyoruz. B'lerin aynı olması gerekiyor çocuklar. B'ler bir yerde onlar basamağında, birisinde ise birler basamağında. Onlar basamağı ve birler basamağı aynı olan iki sayı var mı? Heh, şurada 256 var, şurada da 225 var. O zaman ne yapayım? Şuradan 256 ile başlayayım.
Şuraya da 225 getireyim ki B'ler aynı olsun. Bak B'ler 5 oldu. O zaman buraya da ne getirmem gerekiyor? 289 getirmem gerekiyor. B, E, D'yi sormuş. B'yi kaç bulduk? 5. E'yi kaç bulduk? 9. D'yi kaç bulduk? D'ye bakalım. 8 bulduk. Şimdi B, C, A'ya bakalım. B'yi kaç bulduk? 5. C'yi kaç bulduk? 6. A'yı kaç bulduk? A'ya bakalım. 2 bulduk. O zaman neyi soruyordu bize? B, D ve B, C, A 3 basamaklı sayıların farkının karekökü. O zaman 598'den fark dediğinden dolayı 598'den 562'yi çıkartalım. 8'den 2 çıktı. 6, 3, 0. O zaman farkları 36 yapıyor. Bu 36 sayısında karekökünü alırsak sonucumuzun 6 olduğunu göreceğiz. Alanı 121 metrekare olan kare şeklindeki bir bahçenin etrafına 4 sıra dikenli tel çekilecektir. Şimdi bir tane karemiz var. Alanı 121. Bunun alanı 121 ise bir kenar uzunluğu kök 121 demiştik. Hepsi kök 121'e eşit. Kök 121 ne eşit? 11'e eşit. Dolayısıyla ne diyor? 4 sıra tel çekecekmişim. Şimdi bir sıra tel çekersem bunun çevresi kadar tel çekmiş olurum. Dolayısıyla bir kenar uzunluğu 11 ise bunun çevresi ne eşit olacak? 4 çarpı 11'den 44 metreye eşit olacak çocuklar. 44 metre çevresi ise buna 4 sıra çekeceksem ben, o zaman bunu tekrardan bir 4 ile çarpmam gerekiyor. Buna tekrardan 4 ile çarparsak eğer 16, elde var bir 176 metre tele ihtiyacımız olacak. Bir KLMN dikdörtgenin alanı santimetre cinsinden doğal sayıdır. Bir dikdörtgenimiz olacakmış. KL kenarını şöyle de yazalım çocuklar. KLMN. KL kenarının uzunluğu kök 192. Burası kök 192'ymiş. KLM'nin dikdörtgenin çevresinin uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor çocuklar bize. Şimdi bunun alanı santimetre kare cinsinden doğal sayıysa eğer, şu uzun kenarla kısa kenarı çarptığımda sonucun bir doğal sayı olması gerekiyor. O zaman şu her şeye başlamayı 192'nin bir asal çarpanlarını ayıralım. Buna A kök B şeklinde yazalım. 2'ye bölündü. Ne çıkıyor? 91 mi çıkıyor çocuklar? Yok 91 değil. 96 çıkıyor. 2'ye böldüm. 48 çıktı. 2'ye böldüm. 24 çıktı. 2'ye böldüm. 12 çıktı. 2'ye böldüm. 6. 2'ye böldüm. Hop yanlış yere böldük ama. 3. 3'e böldüm. 1 olacak. Şimdi 2 tane 2. 1 2 olarak dışarı çıktı. Çarpı 2 tane 2. 1 2 olarak dışarı çıktı. 2 tane 2. 1 tane 2 olarak dışarı çıktı. 3 içeride kalacak. O zaman bunun asal çarpanlarını almış hali bu olacak. 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8. Yani burası 8, kök 3'e eşit olacak. O zaman burası bir tam sayısıysa eğer, burası kök 3'lü bir şey olmak durumunda çocuklar. Yani kök 3'lü bir şey olmak zorunda. Ne olabilir? İşte 1 kök 3 olabilir. Ne olabilir? 2 kök 3 olabilir. 4 kök 3 olabilir gibi. Şimdi şıklara baktığımızda, şıklarda da kök 3'lü bir şeyler bizim elde etmemiz gerekiyor. Kök 882 var, kök 972 var, 10 kök 6 var ve 6 kök 3 var. Şimdi bunun çevresinin uzunluğu kesinlikle 6 kök 3 olamaz. Çünkü bir kenarı zaten 8 kök 3. 10 kök 6 da çok küçük kalacaktır mı? 10 kere 10 100, kök 600. Kök 600 olabilir ama kök 3'lü bir şey burada yok. Dolayısıyla bu da gitti. Şunların 3'e bölünüp bölünmediğine bizim bir bakmamız gerekiyor çocuklar. Çünkü neden? 3'e bölünüyorsa kök 3'lü bir şey karşımıza mutlaka çıkacaktır. 8, 8 daha 16, 2 daha 18. Rakamları toplamı 18. 3'e tam bölünecek o zaman. Şunun rakamlarını topladım. Bu da 18. Allah Allah. O zaman asal çarpanlarını ayıralım. Ya da 882'yi bir 3'e bölelim. Bakalım tam kare sayı çıkacak mı? Bu şekilde de yapabiliriz. Sonra rengimizi değiştirelim. Karıştırmayalım. 882 bölü 3 dedik. 2 kere 3, 6 çıkarttım. 2, 28. Kaç defa olacak? 9 defa olacak. 9 kere 3, 27 çıkarttım. 0, 1, 12, 4. 294 çıktı. Yani ne demek bu? 294 çarpı 3 şeklinde yazılabilir. Biz şimdi ne istiyoruz? 3'ün içeride kalmasını, 294'ün dışarı çıkmasını istiyoruz. 294 dışarıya çıkmayacak. 972'yi 3'e bölelim. 972 bölü 3. Bugün de kalem biraz kalın yazıyor. Anlayamadım onun sebebini de. İlginç. 3 defa var. 3 kere 3, 9. Çıkarttım 0. 7'yi aşağı indirdim. 2 kere 3, 6. Çıkarttım 1, 12, 4.
4 kere 3 12. Ha, çok güzel. O zaman burası 324 çarpı 3 olacak. Yani ne demek bu? 324 dışarı 18 olarak çıkacak. 18 kök 3'e eşit olacak. E şimdi biz de baktığımızda 8 kök 3, 1 kök 3 burası dedik. 9 kök 3. İki katını alırsam 18 kök 3 çevresi olabiliyor. Dolayısıyla değişiklik olacaktır. Yukarıda alanları içerisinde yazılı olan kareler verilmiştir. Buna göre şeklin çevresi kaç santimetredir diyor, soruyor. Şimdi alanı 100 ise bir kenar uzunluğu kök 100. Yani 10. Buralara 10 yazdım. Buraya herhangi bir şey yazmıyorum. Alanı 64 ise bir kenar uzunluğu kök 64, yani 8'e eşit olacak. 8, 8 yazdım. Alanı 16 ise bir kenar uzunluğu kök 16, yani 4'e eşit olacak. 4. İşte burası da 4 olacak, burası da 4 olacak. Şimdi şeklin çevresini soruyor çocuklar. Toplayalım. 10, 18, 4 daha 22, 4 daha 26, 4 daha 30. Şuradaki uzunluğu biliyor muyuz? Evet. Bunun tamamı 8'di. Şurası da 4 ise o zaman buraya da 4 kaldı. 28, 32. Şu 32'yi bir yazalım. Şurada 8. Şurası 2 olacaktır. Çünkü neden? Bunun tamamı 10 ise buraya 8 yazdıysam buraya 2 kalıyor. Burası 10 zaten. 8, 10, 20, 30 da buradan gelecek. Hatta 10, 20, 30. Bir yerde bir yanlışlık mı yaptık? Sanki bir yerde bir yanlışlık. Tekrar toplayalım. 10, 18, 22, 26, 30, 34, 8 daha, 42, 44, 54, 64 santimetre olacak çevresi. Yukarıdaki şekilde ABCD karesinin alanı 225. ABCD büyük olan çocuklar. Alanı 225 ise bunun bir kenar uzunluğu kök 225, yani 15'e eşit olacak. Buraya 15 yazabilirim. Şunun tamamını 15 yazabilirim. Bunun tamamı 15 olacak. ANEF nerede? ANEF şurada çocuklar. Bunun alanı 49'muş. 49 ise o zaman bir kenar uzunluğu ne olacak? 7, 7, 7, 7 olacak. Bunları da yazdık. MBKL karesinin alanı 16'ymış. Burası 16 ise o zaman bir kenar uzunluğu 4, 4, 4, 4 yazdım. Olduğuna göre NM ne kadardı diye soruyor. NM neresi? Ben size bir göstereyim. NM şurası çocuklar. Şimdi bunun tamamını kaç bulmuştuk biz? Şunun tamamı 15'ti. O zaman 7 burada, 4 burada, 11. 15'ten 11 çıkarttım. Burası da 4 santimetre olacaktır. Kök 130 sayısına en yakın tam sayı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Kök 130 en yakın tam kare sayıları yazacak olursam eğer çocuklar. Ne var? En yakın karekök 121 var. 11'e eşit. Ve aynı zamanda karekök 144 var. Burası da 12'ye eşit. Şimdi 121 ile 130 arasında 9 fark var. 130 ile 144 arasında 14 fark var. Dolayısıyla 9 fark olana daha yakın olacağından dolayı 11'e daha yakın olacaktır diyeceğiz. Aşağıdaki sayılardan hangisi sayı doğrusunda kök 50 ile kök 70 arasında yer alır? Şimdi bakalım bunları kareköklü şekilde yazarsak kök 81 ikisinin arasında mı? Hayır. Karekök 64 ikisinin arasında mı? Evet, ikisinin arasında. Karekök 6 karekök 36 eşit arasında değil. Karekök 25 gene arasında değil. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Karekök 155 sayısı hangi doğal sayıya daha yakındır? Asım yukarıdaki soruyu aşağıdaki gibi çözmüştür. 155 için ne yapmış? En yakın tam kare sayıları yazmış çocuklar. Peki. Bunları köklü bir şekilde göstermiş. 12'ye eşittir demiş. 13'e eşittir demiş. 155 12 ile 13 arasındadır. Doğru. 12 ile 13 arasında gerçekten de. 155'ten 144 çıkartmış 11. Yani şuradaki aralığı 11 bulmuş. 169'dan 155 çıkartmış. Buradaki aralığı da 14 bulmuş. Peki. Olduğundan 12'ye daha yakındır demiş. Ama burada hata yapmış mı? Hayır, hata yapmamış. Gerçekten buradaki fark daha az olduğundan 12'ye daha yakın olacak. Hatayı kaçıncı adımda yapmıştır? Hata yapmamıştır diyeceğiz çocuklar. B noktası AC bölümünün tam ortasıdır. Bu sokak lambasının görünen hizasından uçan kuşun yerden yüksekliğinin metre cinsinden aşağıdaki verilen sayılardan kaç tanesi olabilir demiş çocuklar. Şimdi şu C'nin yerden yüksekliği 5 santimetre. C ile A arası da 5 santimetre. B noktası da tam orta noktaysa o zaman şuradaki yükseklik ne olacak? 7,5 metre olacak. A noktası 5,5 daha 10 metre olacak. O zaman buradaki kuşun
Yerden yüksekliği 7,5 metre ile 10 metre arasında olmalı. 7,5 metre ile 10 metre arasında olmalı. Şimdi şunlara baktığımızda bu aralıklara denk gelen kısımlar neresi? 10 metre kök 100, 7,5 metre. Şimdi 7,5'ta bir işlem yapalım çocuklar. 7,5 metre. En yakın tam kare ne var? 7 var ve 8 var. 7 kök 49'a eşit. 8 kök 64'e eşit. O zaman bunların arasındaki mesafelere de bakacak olursak eğer. Şimdi 49 ile 64 arasında kaç fark var? 64'ten 49 çıkartırsam eğer 15 fark var. Bunun yarısını alırsam eğer, çünkü burası tam yarısındaymış. 7,5. 7,5. Yani şuna 7,5 eklersek 56,5 gibi bir değer elde edeceğiz. Yani 56,5'ten büyük olması gerekiyor. Dolayısıyla şıklarda sadece birinci değer kök 57 var çocuklar. Bir kutuda bulunan şekerin ağırlığı 17 kilogramdan fazla, 18 kilogramdan azdır. Buna göre bu şekerin ağırlığı kilogram cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. 17 karekök 289'a eşit. Karekök 289. 18 ise karekök 324'e eşit. O zaman 289 ile 324 arasında bir değer arıyoruz. 250 olmaz, 280 olmaz, 320 olabilir, 334 olmayacaktır. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi doğrudur? Kök 18, 9 kök 2'dir. Hayır, 3 kök 2'ye eşit. Yanlış bu. Kök 162, 81 çarpı 2 çocuklar. 81 dışarıya 9 olarak çıkacaktır. 9 kök 2, bu doğru olacak. Kök 50, ne diyebiliriz? 25 çarpı 2 diyebiliriz. 25 dışarı 5 olarak çıkacak. 5 kök 2'ye eşit. Yanlış bu. Kök 300, 100 çarpı 3, 100 dışarıya 10 olarak çıkacak. 10 kök 3'e eşit, ama burada tam tersini vermiş. Doğru olan cevabımız B şıkkı olacak. 40, karekök 40 eşittir. 2 kök 10 olacak tabii ki. A kök 2 aşağıdakilerden hangisine eşittir? A'yı 10 bulmuşsak eğer, 10 kök 2'yi soruyor bize. 10 kök 2 de eşittir. 10 kere 10, 102 ile çarparsam karekök 200'e eşit olmuş olacak. Seçeneklerde metre cinsinden uzunlukları verilen kumaşlardan hangisinin uzunluğu diğerlerinden fazladır demiş. Kök dışındaki sayıların hepsini kök içerisine atmamız gerekiyor. 8 kere 8, tabii kök içine atarken 2 tane 8 girecek çarpım durumunda. 8 kere 8 64, 64'te de 5 çarparsak 300, 320, karekök 320 olacak. 4 kere 4 16, 16 ile 10 çarptım, karekök 160 olacak. 6 kere 6 36, bir daha 6 ile çarptım, karekök 216'ya eşit olacak. 10 kere 10 100, 3 ile çarptım, karekök 300 olacak. Hangisinin uzunluğu? A şıkkındaki uzunluğun diğerlerinden daha fazla olduğunu görüyoruz. Yukarıdaki şekilde verilen ölçümlere göre okula en yakın öğrenci kimdir? Okula en yakın öğrenci tabii ki uzunluğu en küçük olan, en kısa mesafede olan öğrenci olacak. Bunların hepsini kök A şeklinde yazarsak çocuklar, 9 kere 9 81, 2 ile çarptım, kök 162 olacak. 8 kere 8 64, 3 ile çarptım, kök 192 olacak. 4 kere 4 16, 10 ile çarptım, kök 160 olacak. 5 kere 5 25, 2 ile çarptım, kök 50. Ne diyordu? En küçük, en yakın olanı arıyoruz. Dolayısıyla Mustafa okula en yakın öğrenci. Kök 24 çarpı üçgen eşittir 12 eşitliğinin doğru olabilmesi için üçgen yerine aşağıdakilerden hangisinin yazılması gerekiyor demiş. Bu kareköklü, bunu da kareköklü bir şekle çevirirsek 144 olacak çocuklar. 12'nin karesi 144, çünkü 24 ile neyi çarparsam 144 yapacak? 6 tabii. Her ikisi de kareköklü olduğunu anlıyor. Burası karekök 6 olacaktır. Karekök 24 çarpı karekök 45 bölü 3 kök 20 işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar, karekökleri kendi arasında sadeleştirebiliyoruz. Bak şimdi 5'e böldüm, ne oldu? Kök 9 oldu. Bunu 5'e böldüm, ne oldu? Kök 4 oldu. Kök 9 3'e eşit olduğundan dolayı şuradaki 3 ile sadeleşecek. Ne kaldı geriye bir bakalım. Karekök 24 bölü karekök 4 kaldı. 24'ü de 4'e bölersem 6, her ikisine de karekök olduğundan dolayı karekök 6'ya eşit olacak. Aşağıda santimetre cinsinden kenar uzunlukları verilen dikdörtgenlerden hangisinin alanı yukarıda verilen dikdörtgenin alanına eşittir demiş. Yani kısa kenarla uzun kenarı çarptığımızda 15 kök 10 santimetre kareye ulaşmamız gerekiyor. Çarpalım çocuklar. 2 ile 4'ü çarptım, 8. Kök 10 ile kök 10'u çarptım, kök 100. O zaman 8 kök 100, 8 çarpı 10 demek, bu da 80'e eşit.
Olmaz aşkı, gitti. 3 ile 5'i çarptım, 15. Kök 10 ile kök 10'u çarptım, kök 100. Kök 100 de 10 eşit. 15 çarpı 10'dan burası 150 olacak. Hayır, 15 kök 10 arıyoruz. 5 ile 2'yi çarptım, 10. Kök 3 ile kök 5'i çarptım, kök 15 olacak. Oluyor mu? Hayır, tam tersini vermiş. 3 ile 5'i çarptım, 15. Köklüleri çarpıyorum, kök 5 çarpı kök 2, kök 10 olacak. Doğru cevabımız D şıkkı oluyor. Verilen A, B, C, D, E, F altıgenin çevre uzunluğu kaç metredir diye soruyor. Çocuklar çevresini bulabilmek için herhangi bir şeklin tüm kenar uzunluklarını toplarız. Ki gördüğümüz üzere çokgen, düzgün bir çokgen. Tüm kenar uzunlukları kök 13. Kaç tane kök 13 var? Bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kök 13 var. Çevresi eşittir 6 kök 13 olacaktır. Şekilde Yusuf ile Ali'nin ağaca olan uzaklıkları verilmiştir. Ağacımız burada. Burası kök 27, burası kök 48. Her biri ağaca doğru kök 12 metre yürüdüğünde aralarındaki mesafe kaç metre olur demiş. Şimdi şu kök 27 neye eşit? 9 çarpı 3'ten 3 kök 3'e eşit olacak. Burası da 16 çarpı 3'ten 4 kök 3'e eşit olacak. Asal çarpanlarını ayırıp a kök b şeklinde yazdığımızda. Şimdi kök 12 metre yürüyorlarmış. Kök 12 metreyi de kök 12 4 çarpı 3 olarak düşündüğümüzde 4 dışarı 2 olarak çıkacak. 2 kök 3'e eşit olacak. O zaman bu adam buradan 2 kök 3 gidiyor. Ağacı olan mesafesine kaldı. Toplamda 3 kök 3'tü. 3 kök 3'ten 2 kök 3 çıkartırsam ağacı olan mesafesi 1 kök 3 kalıyor. Bu adam 4 kök 3 mesafedeydi. 2 kök 3 yürüdü. Tam ortaya geldi. 2 kök 3 buradan gitti. 2 kök 3 de burada kaldı. O zaman soruda son durumdaki aralarındaki mesafeyi soruyor. Son durumda aralarındaki mesafe 1 kök 3, 2 kök 3 daha 3 kök 3 olacak çocuklar. Kenar uzunlukları 4 kök 2 metre ve 5 kök 10 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin 1 metre karesi sulanırken 1 yılda 5 metre küp su kullanılmaktadır. Buna göre bu bahçenin tamamını sulamak için 1 yılda kaç metre küp su gerekir diyor. Öncelikle dikdörtgenimizin bir alanını hesaplamamız gerekiyor. Diyor ki bir kenarı diyor 4 kök 2 diyor. Diğeri ise 5 kök 10. Bunun alanını hesaplarsam kısa kenar çarpı uzun kenardan 4 kök 2 çarpı 5 kök 10 yaparsak eğer katsayıları çarptım 4 kere 5 20 kök 2 ile kök 10'u çarptım kök 20 yapacak. Doğru mu? Hatta bunu biraz daha güzel yazarsak 20 başta bekliyor. Şu 20 4 çarpı 5'tir çocuklar. 4 dışarı 2 olarak çıkacak. 2 kök 5'e eşit olacak. 20 ile de 2'yi çarparsam 40 kök 5 yapacak bu dikdörtgenin alanı. Hatta birim olarak da metrekare vermiş. Metrekare olacak. Şimdi diyor ki 1 metrekaresini sularken 5 metreküp su kullanılıyormuş. O zaman 1 metreküp eşittir 5 özür dilerim çocuklar. 1 metrekaresi için 5 metreküp su kullanıyorsak 40 kök 5 metrekaresi için ne kadar su kullanacağını bulmak için tabii ki 40 kök 5 ile 5'i ne yapmamız gerekiyor? Çarpmamız gerekiyor. Çarparsak 40 kök 5 çarpı 5 katsayıları çarptım. 40 ile 5 çarptım. 200 kök 5 olduğu gibi kalacak. 200 kök 5 metreküp su gerekecektir. Bir işlem verilmiş, sonucunu bize soruyor. Şimdi çocuklar dikkat edelim. Karekök sayılarda sadeleştirme yapacağım. Şu kök 6 var, kök 2 var. Kök 6'yı kök 2'ye böldüm. Ne çıktı? Kök 3 çıktı. Peki. Kök 12 yukarıda. Kök 12'yi kök 3'e böldüm. Ne çıktı? Kök 4 çıktı. Şöyle bir temize çekelim. Karekök 18 bölü karekök 8 çarpı karekök 4. Şimdi devam ediyorum. Şu alt tarafta da birileri yazmadım. Bir bölmede etkisiz çünkü. Şu 18 ile 8'i her ikisinin kök 2 ile sadeleştireyim. Burası kök 9 yaptı. Burası da kök 4 yaptı. Çarpı bir kök 4 daha var. Şimdi sayıların hepsi tam kare olduğundan dolayı artık doğal sayıya çevirelim. Kök 9 3'e eşit. Kök 4 2'ye eşit. Kök 4 de 2'ye eşit. 2 kere 2 4 olacak. Demek ki cevabımız 3 bölü 4'e eşit olacak. Aşağıdaki kutuların içerisine kök 3, kök 12, kök 27, kök 48, kök 75 ve kök 108 sayıları her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde eşitlikler sağlanıyormuş.
Buna göre daire sayısı kaçtır? Biraz deneme yanılma yapacağız çocuklar. Şimdi iki tane sayıyı böldüğümde 9 oluyormuş. Yani kök 9'a eşit olacak. İki tane sayıyı çarptığımda 9'a eşit oluyor. Yani karekök 81. Şimdi sayılar kareköklü verilmiş ya. Buradaki sonuçları da kareköklü yazdım ki biraz görmemiz kolaylaşacaktır. İkisinin toplamı da daireye eşitmiş. Şimdi sayıları öyle bir seçelim ki çarptığımızda 81 olan sayı. Şunları seçebiliriz çocuklar. 27 ile 3'ü. Kökü 3 çarpı kök 27. Kök 81'e eşit olacak. O da 9'a eşit olacak. Bu ikisini kullanmış olduk. Ardından ikisini böldüğümüzde kök 9'a eşit olacak. İkisini böldüğümüzde 9'a eşit olacak. Bak şu var. Kök 108 ve kök 12. Kök 108'i kök 12'ye böldüğümüzde kök 9 yani 3 çıkacaktır. Dolayısıyla bu ikisini de kullanmış olduk. Kullanmadığımız ne var? Kök 48 var ve kök 75 var. Bu ikisinin toplamını soruyor. Karekök 48 artı karekök 75 dersek eğer 48 4 kök 3'e eşit olacak artı 75 5 kök 3'e eşit olacak. İkisini toplarsam da sonucum 9 kök 3 olacak. Yeni nesil sorular başladı çocuklar. Her tek doğal sayı iki tam kare sayının farkıdır. Güzel bir ifade. Deniz öğretmeninin söylediği bu bilgiyi daha anlamlı kılmak, doğruluğunu göstermek amacıyla aşağıdaki modellemeyi yapmıştır. Seçilen sayı 7 olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 7 kutu yapmış. Bunu biraz daha farklı bir şekilde göstermiş. Ardından buraya bazı beyaz kareler eklemiş ve daha büyük bir kare yapmış. Daha büyük bir karenin bir kenar uzunluğu 4, alanı 4'ün karesi. Küçük eklemiş olduğu kare ise 3 birimden oluşuyor. Alanı 3'ün karesi. İkisini çıkartmış ve hakikaten de sonucu 7 bulmuş. Çünkü 16'dan 9 çıkartırsak sonuç 7'dir. Buna göre hangi seçenekte verilen ifade doğrudur demiş çocuklar. 35 eşittir 19'un karesi. Biliyorum ki 381 eksi 17'nin karesi 289. 381'den 289 çıkartırsam 35 olmayacaktır. Çok büyük çünkü. 251, 126'nın karesini nasıl hesaplayacağız? 125'in karesini nasıl hesaplayacağız çocuklar? Ben burada özdeşlik kullanacağım. Şöyle bir özdeşliğimiz vardı hatırlıyor musun? A kare eksi B kare eşittir. 2 kare farkı demiştik. Bir eksilisini bir artılısını yazıp bunları çarpıyorduk. Ve kareler ortadan kalkıyordu. O zaman 126 eksi 125'in karesinde ne yapacağım? Bir eksilisini yazdım. 126 eksi 125 çarpı 126 artı 125. Şimdi şu ikisini çıkarttığımda 1 çıkacak. Çarpı topladığımda ise 125, 125, 200, 251 çıkacak. Dolayısıyla 1 ile 251'i çarptığında sonuç gene 251 çıkacak. Dolayısıyla B şıkkında verilen örneğe uygun bir ifade bulmuş olduk. A, B, C, D fiskiyelerinin meyve ekili bölümü en yakın olandan en uzak olana sıralamaları D, B, A, C şeklindedir. Şekle baktığımızda sebze ekili yer varmış. Ardından meyve ekili yer varmış. Ne diyor? Fiskiyelerin meyve ekili bölüme en yakından en uzak olana doğru sıralaması. Hakikaten de burası en yakın. Sonra B, sonra A, en sonunda C çocuklar. Burada da bunu söylemiş. B fiskiyesinin sebze ekili bölüme uzaklığı 2 kök 7 birim olduğu biliniyor. Şimdi B bu sefer ne diyor bana? Şu rengimizi bir değiştirelim. B'nin sebze ekili yer burası. Buraya olan uzaklığı 2 kök 7'ymiş. Peki. Görsele göre fiskiyelerin birim cinsinden sebze ekili bölme uzaklıklarının en yakın olandan en uzak olana. En yakın yani en küçükten en uzak. Doğru sıralanışta hangi seçenekteki gibi olabilir? Şimdi çocuklar bunların yakınlıkları şu şekilde. En yakın kim? D. Sonra A. Sonra B. Çünkü yani yakınlık derken şurayı alıyoruz. Sonra da C olacak. Şimdi B'nin yakınlığı yani uzaklığı 2 kök 7'ymiş. Yani şurası 2 kök 7. O zaman bu sıralamanın 3. sırasında 2 kök 7 olmalı. Hemen şıklara bir bakayım. A şıkkı olmuyor. 2 kök 7 son sırada. B şıkkı evet 2 kök 7 olabiliyor. Kök 2 evet burası da olabiliyor.
Burası da olmuyor. İkinci sırada iki kök kedi. Şimdi şu şıklara bakıp küçükten büyüğe doğru bir sıralama var mı? Bunu bir değerlendirelim. C şıkkına baktığımız evet küçük burası. Burası biraz daha büyük. İki kök kedi biraz daha büyüktür. Ha, iki kök 3 daha küçük çocuklar. Yani burası karekök 28 yapıyor. Burası karekök 12 yapıyor. Dolayısıyla bu olamaz. En küçükten en büyüğe doğru bir sıralanma olması gerekiyor. Demek ki doğru cevabımız B olacak. Hatta isterseniz yazalım. 2 kere 2 4. 4 ile 6'yı çarptım. Burası karekök 24. Burası karekök 27. Burası az önce hesapladık. Karekök 28. Şurası 16. Karekök 32 olacak. B şıkkı gerçekten de doğru cevaba ulaştırıyor. Aşağıda bir masanın köşesine takılı makara sarkan bir ağırlık ve ağırlığın çektiği bir koli gösterilmiştir. Bakalım bir ağırlığımız var. Kök 12 grammış. Bunu buradan koliyi çekiyormuş. Peki koli ile makara arasındaki mesafe çizgilerle eş parçalara ayrılmış ve bu parçalardan 4 tanesi A, B, C, D ile isimlendirilmiştir. Bakayım. Evet eş parçalar var. A, B, C, D. Peki eş parçalardan her biri bir birim uzunluğundadır demiş. Eş parçalardan her biri yani bunlar bir birim uzunluğundaymış. Ağırlık kök 12 gram iken kolinin konumu aşağıdaki gibidir. Ağırlığımız kök 12 ki bunu muhtemelen az sonra A kök B şeklinde yazmamız istenecek. 4 çarpı 3'ten 2 kök 3 gram olacak. Ağırlık her kök 3 gram arttırıldığında koli bir birim sağa hareket etmektedir. Yani ağırlığı şurası 2 kök 3'tü ya yani kök 12 bir birim arttı. Kök 3 gram arttırdım. Yani 3 kök 3 oldu. Burası sağa kayıyor. 4 kök 3 oldu. Bir sağa daha kaydı. 5 kök 3 oldu. Şeklinde devam ediyormuş çocuklar. Buna göre ağırlık karekök 192 gram olduğunda koli hangi harf ile belirtilen parça üzerinde olur? Karekök 192 çocuklar 64 çarpı 3'ten 64 dışarıya 8 olarak çıkacaktır. 8 kök 3'e eşit. Yani buradaki ağırlık 2 kök 3'ten ne olacakmış? 8 kök 3 grama çıkacakmış. Ne kadarlık bir arttırma gerçekleştirdim ben o zaman? 8 kök 3'den 2 kök 3 çıkartırsak ne olacak? 6 kök 3 gram arttırdım ben bunu. Arttırdık. O zaman burası da her köküçte bir sağa hareket ediyorsa eğer 6 defa sağa hareket edecek. Şuradan başlayalım sol alt köşesinden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani sol köşesi tam buraya gelecek çocuklar. Sağ köşesi nereye gelecek? Bir sağına gelecek, buraya gelecek. O zaman prizmamız diyelim ya da golimiz diyelim çocuklar buraya gelmiş olacak. Hangi nokta? C noktası olacak. Aşağıda bir tavandan sarkan, şu rengi değiştireyim. Kırmızı istiyorum. Aşağıda bir tavandan sarkan 5 tane ip uzunlukları ile verilmiştir. Her ipin kopmadan taşıyabileceği azami kütle miktarları ise altlarında yazılmıştır. Bunun uzunluğu kök 130 desimetreymiş. 5 kök 2 kilogram taşıyabiliyormuş maksimum. 3 kök 2, 3 kök 5 şeklinde yani iki ayrı şey var burada. Birincisi ipin uzunluğu var. İkincisi taşıyabileceği maksimum ağırlık. Peki ağırlıklarımız da buradaymış. Bu iplere önce 4 kök 2 kilogramlık kütle takılıp çıkartılıyor. Yani şunu takıp çıkartmışız. Kopmadan kalan tüm iplere diyor. Şimdi kimler kopmayacak? Bir bakalım. Şunu A, kök A şeklinde yazarsak 4 kere 4 16. 16'yı 2 ile çarptım. Karekök 32 yapacak. Şimdi şuna baktım. 5 kere 5 20. 2 ile 5 kere 5 25. 2 ile çarptım. Karekök 50. Bunu taşıyabilecek mi? Daha büyük olduğundan dolayı taşıma mesafesi bu taşıyor. 3 kök 2, 3 kere 3 9, 2 ile çarptım kök 18. Bu taşıyabiliyor mu? Hayır, koptu bu. 3 kök 5, 3 kere 3 9, 9 kere 5, karekök 45. Taşıyabiliyor mu? Evet, taşıyabiliyor. Devam edelim. 5 kök 4. Aslında 5 çarpı, neyse köklü olarak yazalım. 5 kere 5, 25, 4 ile çarptım karekök 100. Taşıyabiliyor mu? Evet. 2 kere 2, 4, karekök 40 yaptı. Taşıyabiliyor mu? Evet, taşıyabiliyor çocuklar. Kopmadan kalan tüm iplere. Şimdi sırasıyla 5 kök 3 ve 2 5 2 kök 5 kilogramlık kütleler de takılıp çıkartılıyor. Son durumda kopmadan kalan iplerin. Şimdi bunların bir kısmı gene kopacak. Çünkü neden? Daha ağır bir şeyler zannedersem koymaya başlayacağız. Şimdi şunu bir hesaplayalım. Kök
Kök A şeklinde yazalım. 5 kere 5 25. 3'te çarptım. Kök 75. 2 kere 2 4. 4 kere 5. Ha, bu azmış. Tamam. Şimdi kök 75'te kopacak ip var mı? Evet. Bu da koptu. Ardından kök 75'te bu da koptu. Bu devam ediyor. Kök 40'ta bu da koptu arkadaşım. O zaman ne kaldı? Sadece elimize kök 100'lük buradaki makara kaldı. Son durumda kopmadan kalan iplerin uzunlukları toplamı. Desimetre cinsinden hangi iki ardışık tam sayı arasındadır demiş. Şimdi uzunlukları neresi? Burası. Karekök 200. Doğru mu? Karekök 200'ün hangi iki tam sayı arasında olduğuna bakalım. Karekök en yakın tam kare sayı 196 var. Bir büyüğü 225 var. 196 14'e eşit. 225 15'e eşit. Demek ki 14 ile 15 arasında olacak. Robot teknolojilerinin geliştirilmesinde çalışan Kemal robot el üretmiştir. Robot el Kemal'in eliyle yaptıklarını tekrar etmektedir. Kemal deneylerinden birinde aşağıdaki hesap makinelerini kullanmıştır. İki tane hesap makinesi var. Bu Kemal'inmiş. Bu da robotunmuş. Kemal soldaki hesap makinesinde 32 sayısı ile 8 sayısını çarpıp kare kökünü alıyor. Robot da sağdaki hesap makinesinde Kemal'in bastığı tuşlarla aynı konumdaki tuşlara aynı sıra ile basıyor. Buna göre Kemal'in bulduğu sonuç ile robotun bulduğu sonuç arasındaki fark kaçtır diye soruyor. Niye farklı olsun ki buldukları sonuçlar? Aynı tuşlara basıyorlarsa sebebi şu çocuklar. Tuşların üzerindeki sayılar farklı. Bak burada 1, 2, 3 var. Burada 7, 8, 9 var. Yani burasını tersten yazmış. Evet, robotun kullanmış olduğunu tersten yazmış. Şimdi ne yapıyor bu? Kemal kendi hesap makinesine bir bakalım. 3'e basıyor. Yani 3 nerede? Burada. Şimdi Kemal 3'e basarsa aynı hizada ne var? 9 var. Robot neye basacak? 9'a basacak. Sonra Kemal 2'ye basıyor. Bastı 2'ye. Aynı hizada ne var? 8 var. 8'e bastı. 98 oldu. Sayısıyla şimdi 8'i çarpıp ne yapacak? Çarpıya basacak. Burada ne var? Burada da çarpı var. Peki. Yani çarpı burada. Burada da çarpı var. Sonra neye basıyor? Kemal 8'e basıyor. 8 nerede? Burada. Tam hizasında ne var? 2 var. Bunları çarptıktan sonra bir de bunların kare kökünü alıyorlarmış. Peki. İkisinin bulduğu sonuçların farkını bize soruyor çocuklar. Şimdi 32 ile 8'i çarpmak için bunu şurada yapalım. 32 çarpı 8. Şimdi çarpmada karekök dağılabiliyordu çocuklar. Karekök 32 çarpı karekök 8 yapabiliriz. O da eşittir. Karekök 32 16 çarpı 2'den 4 kök 2. Burası da 4 çarpı 2'den 2 kök 2. 4 ile 2'yi çarptım. 8 çarpı. Kök 2 ile kök 2'yi çarparsam 4 yani 2'ye eşit olacak. Bunun sonucu 16. Burası 16 çıktı. Şimdi gelelim buraya. Kök 98 çarpı 2. Gene ayrı ayrı kare köklere dağıtayım. Kare kök 98 çarpı kare kök 2 yazayım. Kök 98 49 çarpı 2 çocuklar. 49 dışarı 7 olarak çıkacak. 7 kök 2 çarpı kök 2 olacak. 2 tane kök 2 bir tane 2'ye eşit olacak kök 4'ten dolayı. Bunun sonucu ne olacak? 14'e eşit olacak. O zaman robot da 14 bulmuş oluyor. İkisinin arasındaki farkı soruyor bize. O zaman 16'dan 14 çıkartırsam cevabımız 2 çıkacaktır. Aysel'in evinin bir duvarı aşağıda gösterilmiştir. Bu duvara Aysel genişliği 0,2 metre olan bir bordür yapıştırmıştır. Bordürün tabana ve tavana olan uzaklıkları görselde verilmiştir. Şurada çocuklar. Şunu yapıştırmış. Tavana olan uzaklığı 2 kök 3'müş. Tabana olan uzaklığı 0,5'miş. Aysel duvara bordürün alt kısmında televizyon için bir anten girişi yaptırıyor. Nerede anten? Şurada anten girişi yaptırıyor. Buna göre anten girişinin tavana olan uzaklığı metre türünden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şuradaki mesafeyi soruyor çocuklar bize.
Çünkü ne diyor? Bak, tavana olan uzaklığı diyor. Tavan burada. Şimdi tavana olan uzaklığına bakarsam 2.3'ten büyük olacak. Doğru mu? Şunun tamamı ne kadar? 2.3, 0.5 daha 2.8. 2.8'den ise küçük olacak. Yani bu aralıkta bir değer olacak. Buna göre anten girişinin tavanı olan uzaklığı metre türünden aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi çocuklar 2.3, 2.8 biraz işlem zor yapacağız gibi duruyor. Şunu 2 kabul etsek kök 4 olacak. Şunu 3 kabul etsek kök 9 olacak. Yani şu ikisinin arasında olması gerekiyor. Kök 10 olmayacak kesinlikle. Bu gitti. Kök 2 de çok küçük kalacak. Kök 6 olabilir. Kök 8 olabilir. Şu 2.3 ile 2.3'ü bir çarpalım. 2.3 çarpı 2.3. Yani 23 ile 23'ü çarpmak gibi bir şey çocuklar bu. 3 kere 3 9. 3 kere 2 6. 2 kere 3 6. 2 kere 2 4. Topladım. 9. 12. Elde var 1. 5,29. Burası da 5,29 olacak. 5,29. 6'dan evet küçük olabilir. O zaman şu 2.8'e de 2.8'i de bir çarpalım. Aralık bulmaya çalışıyoruz çünkü. 2.8 çarpı 2.8 çarpalım. 8 kere 8 64. Elde var 6. 8 kere 2 16. 6 daha 22. 2 kere 8 16. Elde var 1. 2 kere 2 4. 1 daha 5 olacak. Topluyorum. 4 8 7. 7.84 olacak. Şurası ne oldu? 7.84 oldu. O zaman yani 2.3'ün köklü bir şekilde gösterilimi bu çocuklar. Bak burada ne yaptığımızı anlayın. Sanki bir koptunuz gibi hissettim ben. 2.3 köklü bir şekilde yazarsam 5.29. 2.8 köklü bir şekilde yazarsam 7.84. Yani anten bu aralıkta bir yerde. Şıklara baktığımda 6 var, 8 geçiyor bak. 7.84'ü 8 geçiyor. O zaman 8 de olamaz. Ne olacak? 6 olacak. Aşağıda dik dairesel silindir biçiminde bir su kabı verilmiştir. Kabın 4 litrelik kısmı önce 4 parçaya. 4 litrelik kısmı 4 parça. Şurası zannedersem. Büyük parçalar. 1, 2, 3, 4. Evet. Sonra da her bir parça iki eşit parçaya bölünerek ölçeklendirmiştir. Şimdi önce 4 litre ise şurası 3. litre. Burası 2. litre. Burası 1. litre. Burası 0. litre. O zaman şu aralıklar da her bir tanesi iki parçaya bölündüyse burası şuradan başlayalım. 0.5 çizgisi. Burası 1.5 çizgisi. Burası 2.5 çizgisi. Burası da 3.5 çizgisi. Peki başlangıçta içinde 4 litre olan bu kaptan kök 8 litre su alınıyor. Buna göre kapta kalan suyun görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir demiş. Tamam 4 aldın da kök 8 nasıl yapacağız? Kök 8'in yaklaşık bir değerini hesaplayalım çocuklar. Yani ne kadarlık su almış? Ne var? Kök 4 var. Ne var? Kök 9 var. Yani burası 2, burası ise 3'e eşit. O zaman 2 ile 3 arasında hatta yakınlık olarak da kök 9'a çok yakın. Yani 3'e çok yakın. Biz buna şöyle diyebilir miyiz? Ya 2.9 falan diyebilir miyiz? Ha, diyelim 2.9, belki 2.8 falan da çıkabilir ama 2.9 diyelim. Peki 2.9 litre su alıyor. Kök 8 derken 2.9. Şimdi 4'ten de 2.9'u bir çıkartalım. 4.0'dan 2.9'u çıkarttım. 1.1 litre seviyesinde olması gerekiyor. Yani şurayı geçecek, 1.5'la da arasında kalacak. Nerede var? Birinci çizgi. Evet bu olabilir. Bu tam 1'de kalmış bak. Bu olmaz. Burası tam 1.5'a gelmiş. Burası da olmaz. Burası bayağı bir gitmiş. Burası hiç olmaz. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı olacak. Ve soru çözümümüz de bu kadar çocuklar. Umarım faydalı olmuştur sizin için. Bir sonraki dersimiz karekökli sayılarla ilgili çıkmış LGS sorularını ve örnek soruları hep beraber çözeceğiz. Görüşmek üzere.